zaman oldu. Şahsen ben çok özledim. Kendisini özleyip özlemediğini birazdan soracağım. Sizler de muhtemelen özlediniz. Yaklaşık 2-3 yıldır Avukat Cengiz Gülaş'la beraber program yapabilme şansını, fırsatını, güzelliğini ve avantajını kullanamıyoruz. Başladık artık. Cengiz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk sevgili dostum. Aynı sevgi dolu bakışları görmüyorum tabii, yok, şu anda yok, sizden. Yok, fazlasıyla var. Söylememe gerek yok. Biz birlikte bir yerel kanalımızda uzun süre beraber program da yaptık. Daha sonra tabii iş hayatı, siz tek medya manşet yürümüşte. Bütün Elazığ'ın da keyifle takip ettiği haberlere, açıkçası programlara, röportajlara imza atıyorsunuz. Zaten bu sürede program yapmamamıza rağmen dostluğumuz devam ediyordu. İnşallah da hep devam edecek. Ama sizinle kamera önünde olmak çok başka bir güzel. Eyvallah, teşekkür ederim. Aynı şekilde. Hayırlı olsun. Bizim için de, sizin için de. Eyvallah. Yeni programlarımız hayırlı olsun. İlk program belki çok üst perdeden çok kritik konulara giremeyebiliriz ama programlarımız ilerledikçe aslında neyin konuşulmasını istiyorsanız, neyi duymak istiyorsanız biz elimizden geldiğince o duymak istediklerinizi de yanlış anlaşılmasın. Tartışılmasını istediğiniz konuları, daha mı doğru bir cümle oldu? Evet. Tartışacağız. Evet. Her zaman duymak istediklerinizi söyleyemeyebiliriz. Bu arada özür dilerim. Sizden sonra biliyorsunuz Mehmet Ali Bey ile devam ettik. Evet. Onunla da çok güzel programlar yaptık. Kendisine teşekkür ediyorum. O da ekmek parası, ticari sebeplerle iş için yurt dışında çok büyük bir göreve başladı. Ona da başarılar diliyorum. Çok şunu söyleyeyim ama sevdiğim bir dostum. Eyvallah. Program yapmadığımız sürede, hani burada körler sağırlar birbirini ağırlar gibi olmasın ama sizinle olan programın lezzeti bir başkaydı. Çok tabii. Soruldu. Mehmet Ali Bey'le olan bir başka formatta. O da çok keyifliydi. Burada belki çok konuya da değinemeyebiliriz zaman zaman dediniz ama Cengiz Bey'le program yani ikimiz yapan herkes, anlatmaya çalıştığı şu, Cengiz Bey'le program yapan herkes bir şekilde oyun dışına atılıp ticarete atılmak zorunda kalıyor. Eyvallah. Ama para iş sahibi yapıyorum insanları. Ama biz konumuz mesela hava sıcaklığı, iklimi bile konuşsak Elazığ'da ikimiz de rahat duran tipler değiliz. Bunu herkes biliyor, o yüzden öyle. Konu çok önemli değil. Güzel konularımız olacak keyifli bundan sonra. Keyifli programlar olacak ama inşallah. Ama keyifli program sözü verebiliriz. 2020 depremi çok evet, evet. Bizlerde hala yaraların sarılmasına devam edilen bir acı. Çok o dramatik, üzücü, üzüntülü olaylara girmek istemiyorum ama o dönem çok sık gündeme geldi. Afet bölgesi olmalı mıyız, olmamalıyız. Evet. Olursak bir çivi çakılamaz diyenler var. Olmamız lazım yoksa ayağa kalkamayız diyenler oldu. Aradan yaklaşık 3 yıl geçti ve yine afet bölgesi konusu gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Düzce depreminin ardından. Ve siz bu sabah okudum. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a mektup başlığı adı altında bir yazı kalemi aldınız. Evet. Afet bölgesi meselesi nedir? Biz afet bölgesi meselesinde neredeyiz? Afet bölgesi meselesinde İlan edildi mi, Gürsel edilmedi. Erol, Sayın Gürsel Erol mu doğru noktada? Evet. Siz ve iktidar temsilcileri mi doğru noktada? Şimdi bunu iki şekilde ele almak lazım. Bir, Elazığ afet bölgesi ilan edildi mi, edilmedi mi? Hemen cevaplayarak gidelim. Edildi mi, edilmedi mi? Edildi. Sayın Gürsel Erol neden edilmedi diyor? Oraya geleceğiz. Şimdi şunu bir kere izleyicilere şu uyarıyı yapayım. Afet bölgesi ilan edilse iyi miydi, kötü müydü bunu asla konuşmayacağım. Çünkü 3 yıla yakın birçok şey yazdım bu konuda, konuştum, programlarda konuştum. Sonuç. Elazığ afet bölgesi ilan edilmedi duygusunu halk satın aldı. Kim sattı bunu? Oraya gideceğiz. Şimdi afet bölgesi ilan edildi mi, edilmedi mi? Şimdi ben arkadaşlardan rica ediyorum. Belgeyi ekrana getirsinler köşe yazımda. Resmi devletin resmi İlgili belgesi. İlgili belgeyi ekrana getirelim arkadaşlar. Ekranda izleyicilerimiz takip etsin. Biz de buradan okuyalım. Bakın. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetmenliği Başkanlığı'nın 01.02.2020 tarih ve 44.89.38.85-952.05.01.01.E.17.791 sayılı kararında sayısı içeriğinden daha uzun. Uzun.
Orada aynen özetle şunu söylüyor. Ne söylüyor? Elazığ afet bölgesi, afete maruz etkinlik bölgesi ilan edildi diyor. Okumayayım şimdi. Tamam. Ekranda olduğu için, izleyicilerimizin YouTube Elazığ, olduğu için durdum. Afete maruz. Genel hayata etkinlik kararı alınıyor. Düzce'de alınan karar da aynı mıdır? Aynısıdır. 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 Daha Düzce'de bir karar alınmadı onu söyleyeyim. Alınmadı, alınacağı tabii ifade edildi. Daha sonra yine Elazığ Valiliğin paylaştığı bize bir bilgi verdi Elazığ Vali, Elazığ halkına. Dedi ki, burada sayılara, tarihlere boğmayacağım. Filan tarih, filan sayılı kanunun filan maddesinde şu tarihte insanlar genel hayata etkinlik kavramını bilmeyip afet bölgesi olarak kullandığı için bu maddedeki o kavramı afet bölgesi için değiştiriyoruz. Yani Elazığ'da afet bölgesi ilan edildi. Tamam. Bitti mi? Şimdi bak bitti. Çok net. Özür dilerim bunu bitti ben söylemiyorum. Bitti ama başka şeyler de yeni başlayacak. Tabii bunu ben söylemiyorum. Yasa söylüyor. Yasa söylüyor. Tamam. Bunu vali yayınladı ve bu az önce ekrandaki görüntüdeki evrakı yayınladık. Bakın hiçbir duygu söylemiyorum. Yorum da katmadınız. Asla yapmayacağım. Tamam. Çünkü neden? Elazığ afet bölgesi ilan edildi edilmediği konuştuğunuz dakikada vatandaş ilan edilmediği bir kere satın almış. Maalesef. Problem nerede? Nerede? Vatandaş bu duyguyu satın almış olabilir ama bu kararın çıktığını Sayın Gürsel Erol biliyor. Peki. Şimdi burada problem var mı peki, sizce? Peki biliyorsa neden yanlış şey, sizin ifadenizde neden yanlış şeyi satıyor bildiği halde? Siyaset. Doğru bir siyaset mi? Bu acılar yaşamış bir açık net şehrin insanları için. Kendisini şahsen severim. Bu siyasetin adı kirli siyasettir. Çok net. Gürsel Bey niye belge, kirli bak, siyasettir diyorsun. Bu kirli siyasettir. Ben belge yayınlıyorum. Bakın Cengiz Gülaç olarak yorumumu sorarsanız onu başka program yapmamız lazım. Benim sizden bir ricam var. Peki, burada artık ama burada programcıyım ben de sizin gibi. Program ortağıyız. Tabii ki. Sizden bir ricam var. Arkadaşlarımız muhteşem röportajlara imza atıyor. Bir gün sokağa çıksın arkadaşlarımız. 2 saat afet bölgesi nedir? İlan edilmedi mi? Edilmedi. Hemen notunu tek olayım. Soru. 2 soru. Bakalım bir tane doğru cevap gelecek mi? Burada ben vatandaşa kızmam. Gürsel Erol'un yanlışı tuttu. Senin doğrun tutmuyorsa senden kastım. İlgilileri anladım. Öz eleştiri yapacaklar. Evet. Buraya geleceğim. Şimdi 4 milletvekili bu tarafta. Rabia işareti yapmıyorum rakamsal olarak. 1 milletvekili burada. Evet. Şimdi 1 milletvekili sizin ifadenizde kirli siyaseti halk tarafından tuttu. Peki bu 1, 2, 3, 4 milletvekili bunun doğru olmadığını neden anlatmadı veya anlattıysa neden satamadı? Orada şöyle bir problem var. Sayın Bakan Soylu ve Murat Kurum, evet, kanunda afet bölgesi diye bir kavram yok. Yani etkinlik kararı, o dedim ya değiştirildi. Tamam. Ondan sonra curcuna koptu. Yani 4 milletvekili ne kadar izah edebilirdi? İl başkanı ne kadar izah edebilirdi? Belediye başkanı bir anda o duygu satın alındı. Siz, ben eleştiririm. Siz nasıl ifade edebiliyorsunuz ben şu anda? İfade edebiliyorum. İl başkanı, evet, milletvekilleri neden ya ifade o arkadaşlarımız, bakın Gürsel Bey de arkadaşım. Aradaki fark şu mu? Afet bölgesi ibaresi diye bir ibare yok zaten yasada. Onun başka bir adı var. Var. Afet adını da sonra afet bölgesi koydular ama. Yani adını halkın istediğine getirdiler. Bakın halkın istediğine getirdi. Peki. Mevzu, ben şuna bakarım. Ben Cengiz Gülaş olarak derdimi anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorum. Daha önce televizyonda ve gazetede Gürsel Bey'le ilgili çok olumlu sözlerimi söylediğimde hep arayıp teşekkür etti. Eleştirilerimin tamamına da mutlaka aradı veya cevap hakkını kullandı. Köşe yazımda diyorum ki cevap hakkınızı veriyorum. Buyurun, biz düşman değiliz, biz dostuz. O gün bugündür cevap yok. Neden? Çünkü belgeler doğru. Bakın belgeler doğru. Bu peki, kirli, o zaman, kirli algı üzerinden toplum kışkırtıldı. Bu yazının yayınlanma tarihini bana söyler misiniz? Pazartesi. Tahmin. 4 gün oldu. 4 gün. Şu kameradan o zaman bir kez daha cevap hakkını talep edelim. Aynen. Şimdi burada ben 10 yıldır basın içerisindeyim. Hukukçuyum, avukatlık yapıyorum ama sevgili dostum Zülfü Bal bu işin duayeni sayılır, çeyrek asırdır. Cevap hakkı kutsaldır. Burada da maalesef hemşerilerimiz bazen cevap hakkını kullandırdığımızda kimse kullandırtmıyor. Basında kötü, böyle bir kötü gelenek var. Şöyle bir duygu var. Sanki geri adım atıldı. Hayır kardeşim. Bakın burada ekrana bakarak söylüyorum. Sayın Gürsel Erol, cevap hakkınızı kullanmak isterseniz
yayınladığın belgeye yalan derseniz, sahte derseniz, böyle bir belge yok derseniz, var ama içerik farklı, hayır afet bölgesi ilan edildi derseniz, hem bu programda cevap hakkınızı kullandıracağım, ben söyleyeceğim, söz veriyorum, hem köşemde yazacağım. Ama 4 gün geçti, cevap hakkını kullanmadı çünkü belge doğru. Oysa ki Sayın Gürsel Erol, benim de beğendiğim yönleri var, bunu da programlarında söylüyorum ama tabii ki eleştirdiğim yönleri tabii, de var. Tabii, hepimiz ama için. Ama Sayın geçiyorum. Gürsel Erol bu tarz konularda anında reaksiyon gösterip cevap verebilme kabiliyetine sahip bir milletvekili. Bana defalarca kullandı. Bize anlattı. De. Tabii bize size de. 4 gün geçti. Neden? Çünkü çıkıp iki şey söyler. Bu böyle bir belge yok, afet bölgesi ilan edildi dediği zaman belge ortada, devlet buna cevap verir. Tırnak içerisinde kendisinden özür dilerim, yalancı durumuna düşer. İki, evet ben yanlış söyledim, kendimi tekzip ediyorum dediği zaman da siyaseten irtifa kaybeder. Bu sefer 2 yıldır AK Parti'ye tırnak içerisinde bir sürü yani kötü söz söyleyen diyeyim, hadi başka bir şey söylemeyelim de vatandaşlar dönüp Gürsel Erol'a diyecek ki senin yüzünden biz bunlara vurduk. Niye bizi yanlış yönlendirdi? Bizde doğru bir imajım vardı der, o yüzden konuşamaz. Sizin de şöyle bir sıkıntınız olacak ama. Açık söyleyeyim. Buyurun. Evet biz burada bir program yapıyoruz. Bu programda bunları anlatıyorsunuz ama ya o Gürsel, sizin söyleminizle Sayın Gürsel Erol'un yanlış sattığı, yanlış bilgisini satın alan vatandaşlara siz bir satın alma gerçekleştiremezseniz, yeterli kitleye ulaşamazsanız ne olacak? Sorumluluk makamında değilim ben. Değilsiniz ama bizim şu anda bir yanlışı düzeltme ben, telaşında, ben çabasındasınız. Hayır, öyle bir çabam yok. Ben tarihe notumu düştüm. Peki. Bakın tarihe notumu düştüm. Bu saatten sonra halkın ne satın alacağı beni ilgilendirmiyor. Ben belge yayınladım. Bakın özür dilerim. Afet bölgesi iyi bilir dedim mi? Yok. Kötü dedim mi? Yok. Deprem çok iyi işler yapıldı dedim mi? Yok. Hiç yorumsuz. Tabii. Belge ekrana getirdim. Son takdir kamu beni hiç ilgilendirmiyor. Cevabını çok merak ediyorum. Buyurun. Gürsel Bey'e de soracağım eğer bir araya gelirsek. Şimdi Sayın Gürsel Erol gibi düşüneceğim bu cümleyi. Düşünerek size soracağım. Ben bu yanlış bilgiyi üretirim. Elazığ halkına da açıklarım. Bu belgenin doğrusunu da zaten Elazığ'dan kimse çıkarıp ekranlara koyamaz. Düşüncesine beni kim sevk etti? Sayın Gürsel Erol'u bu düşünceye kim sevk etti? Onun inandığı yetersizlik duygusu olabilir. Buna inanıyorum. Benim söylediğim satın alınmıyor. Elazığ mı yetersiz görüyor? Hayır. Siyasi muhatapları belki cevap... Yani orada bakın şöyle bir problem var. Benim bir tek ricam var. Bizi izleyenler. Evet. CHP'li izleyecek bizi. İyi Partili, Saadetli, MHP'li, AK Partili, Hülas'ı herkes izleyecek. Ya bir tek şey istiyorum. Zülfü Bal'ı çok sevebilir insanlar. Sevmeyebilir. Hepimizi toplumda seven var, sevmeyen var. Bir tek şey istiyorum. Geri alsınlar. Kaçıncı saniye, kaçıncı dakika hatırlamıyorum. O belgeye baksınlar ve Sayın Gürsel Erol bu adamın yayınladığı belge nedir desinler. Benim derdim bu. Başka hiçbir sorun. Bu her şeyden kıymetli tamam. Değil mi? Çok kıymetli. Bakın Peki. Çok kıymetli ama bu saate, bu saniyeye, bu dakikaya kadar sorduğum bütün soruların cevabını aldım. Son sorumun cevabını alamadım. Şimdi Sayın Gürsel Erol sizin ifadenizle. Bu fincan kırmızı derim. Elazığ halkı buna inanır. Şu fincanın siyah olduğunu da kimse alıp Elazığ'a göstermez düşüncesi olmazsa böyle bir uygulama, böyle bir tabii strateji geliştireceğine inanmıyorum. Tabii öyle bir özgüven var. Ama yani var. Burada bir... Tabii sanki, yani burada da bakalım. AK Parti'nin milletvekilleri veya Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri... Onlar da öz eleştiri yapmalı. Tabii, bu fincan kırmızı evet. Değil Gürsel Bey. Yanlış söyledi bu fincan. Güçlü bir şekilde demezler. Düşüncesi olabilir mi Gürsel Bey'de? Metin Bey açıklama yaptı. Yaptı evet. Evet. Yaptı. Ama şurada şu var yani bu mevzuya özel bir eleştiri değil. Genel olarak toplum neden siz bir şey anlattığınızda inandırma konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz öz eleştiri yapsın. Bakın ben hiç saklamadım. 1000 tane yazı yazdım. 100 tane, 500 tane programda dedim ki ben Recep Tayyip tamam. Erdoğan'ı destekliyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı yol arkadaşı görüyorum kendime. Ama bizim programımız dönemlerde de bunu söylüyorsunuz. Tabii zaten. Elazığ'da hep söyledim ama Elazığ'da mevzu ulusal gündemde tavrım bellidir. Ama Elazığ'la ilgili konuda hakkımı teslim etin yani izleyici de AK Parti ne der diye değil, Elazığ neyi hak ediyor ve doğru nedir'i konuşmaya çalıştım. Şimdi onu... Abi işte burada birileri öz eleştiri yapacaksa o ben değilim yani. Değilsiniz, tabii ki evet. Değilsiniz.
Şimdi avukatsınız. Evet. 10 yıldır basında gerçekten çok iyi bir noktaya ulaştınız. Bunu herkes söylüyor. Dost olduğumuz için söylemiyorum. Teşekkür ederim. Sizinle çok uzun zaman programlar yaptık. Evet. Gerçekten de hep Elazığ'ın menfaatine, Elazığ'ın yararına, faydasına, çoğu zaman da avukatlık mesleğinizden feragat etmenize sebep olabilecek bir yüksek tonda Elazığ'ın menfaatlerini savunuruz. Teşekkür ederim. Hani şu da olabilir. İzleyicilerin hani rütüye falan bağlı değil. Kafayı mı yediniz siz? Deli misiniz? Manyak mısınız? Çok harika bir avukatlık mesleğiniz var. Çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Elazığ'ın haklarını belki ticari manada gelebileceğiniz noktaya gelememenizi de sağlayabilecek bu denli neden savunuyorsunuz Elazığ'ın haklarını? Şimdi bir iltifatınız için çok teşekkür ederim. Yok yok, ben çok ciddi bunu da merak ediyorum. Yani Elazığ sizi tanıyor. Özelde de çok konuştuk. Elazığ sizi tanıyor. İnanmadığınız şeyi söyletemem. Asla arkadaşlık söylemem. Ayrı bir şey. Yani eski programlarda kaç kere kavga ettik biz. Tabii yani. Kavga. Tartıştık. Kavga derken tartıştık. Çok teşekkür ediyorum. Bir, mesleğimi icra ediyorum. Hani söylemek doğru değil ama mesleğimde tanınan, bilinen, iyi yaptığımı zannediyorum. Bu konuda doğru. Bir ticari veya doğru. Ekonomik problem doğru. De yok. Ama bu bir kişilik meselesi. Yani ben ilkokulda da böyleydim. Yani ön plandaydım. Ortaokulda da böyleydim. Lisede de, üniversitede. Yani ön planda derken derdini söylemekten çekinmedim. Yani şimdi burada da biz bu memlekette yaşıyoruz. Olay şu. Biz bu memlekette yaşıyoruz Zülfü Bey. Bu şehri güzelleştirecek konuda elimde bir imkan var. Yeteneğim de var ki bir şeyleri yapıp başarabildim. O imkan işte onu söylüyorum. Ticarete kullanmadım biliyorsun. O imkanı eyvallah. Başka bir şekilde de kullanabilirdiniz. Tabii canım kullanabilirim. Yani Elazığ'ın 3 meselesini savunursunuz. 13 meselesini de sümen altı yaparsınız. Başka bir yerlerde yani bu tarz bir insan Zülfü Bey, değilsiniz. Size ara ara FETÖ, DHKPC, PKK saldırıları yapılıyor sosyal medyada. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Bunu sürekli dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz. Ne diyorsunuz? Ya halen daha 15 yıldır şov yapmıyorum, insanlar bal böceği diyor. Evet. Bu başarıyı satın alınmış bakın. Sonra burada da haberci olarak devam ediyorsunuz. Bunu kimseye zorla sokakta bal böceği söyletemezsiniz. Sizi sevmiş, beğenmiş. Şimdi ben sokakta yürüdüğümde hiç tanımadığım Gaz Caddesi'nde İzzet Paşa'da geçerken bir büyüğümüz veya bir gencimiz veya yaşlımız selam verip avukat abi sen dürüstsün hoş evet. İzliyoruz. O bana yetiyor. Ben kendi, o büyük sermaye. Bakın, o çok büyük sermaye. Ben kendi gönülden aidiyet duygum olan kurumlardaki insanların bile yanlışlarını söylemiş bir insanım. Sizin de olsa söylerim. Daha açık sorayım bu konuyu kapatalım mı? Süremizi açtık çünkü. Eyvallah. Bakın olur. Şu anda sizin işte Gülaç Avukatlık Bürosu diye yanınızda 50, 60, 70, 80, 100 tane avukatın çalışabileceği bir potansiyele sahipken siz o tarafı ikinci plana atıp en azın mevzularıyla hemhal oluyorsunuz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Yani mesleğimde beraber yürütmeye çalışıyorum. İkinci plan dediğin zaman sanki siz ne demek istediğinizi anladım. Evet. Anladım hani düzeltmen. Daha büyüyebilme imkanınız öyle varken. Öyle bir derdim yok. Öyle bir derdim. Derdiniz yok. Ben Osman Gülacın oğluyum. Sizin Elazığ gibi bir derdiniz Elazığ, var. Elazığ benim babam memur, emekli. Bir memurun yaşadığı hayattan çok daha iyi geçen bir hayat yaşıyorum. Geçen babanızla yeter. Selamları var size. Aleyküm Taziye'de bir araya geldik. Aleyküm selam. Herhalde pek sık görüşmüyorsunuz bu aralar. Görüşüyoruz.